tane far aldım çünkü pahalıydı. Şöyle herkese haber veriyorum. Belliydi böyle bir şey yapacağım. Bundan sonra böyle bir şey olduğunda ilk kendim alacağım, sonra insanlara haber vereceğim. Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Zoe de çok iyi, gördüğünüz gibi arka tarafta yerini aldı. Makyaj videomuzu en yakın sıradan izleyecek. Evet, sizler de yerlerinizi aldıysanız hatırlatmalarımı yapıp videoma geçiş yapmak istiyorum. Kanalıma henüz abone olmadıysanız şu aşağı taraftan abone ol butonuna basıp yan taraftaki zil simgesine tıklarsanız, bir de yorum atarsanız, bugün abone olmak için harika bir gün değil mi? Bugün beni izlemek için çok güzel bir gün değil mi? Ben olsam abone olurdum. O yüzden sizden de abone olmanızı bekliyorum. Ve bugünün hatırına şöyle bol çikolata gibi bir makyaj yapmak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Ben gerçekten kahverengiyi çok seviyorum ve bunun için gittim far aldım MAC'ten. Yani bir tane far aldım çünkü pahalıydı. Şöyle bir tane boş pan aldım. Pan mı diyorlar buna? Bir tanesini şununla doldurdum hemen. Geri kalan 3 tanesini de çok sevdiğim tonlar olursa onlarla güzel kaliteli bir şekilde dolduracağım. Yani böyle boş beleş bir far paleti olmayacak. Her zaman kullanacağım. Farlardan olacak. Neyse, bunu kullanacağız. Hatta ilk bunu kullanacağız. O yüzden makyaja başlayalım. Şimdi hemen yüzümü nemlendirerek başlıyorum. Bunun için de bu Arconem'in avokadolu sprey formundaki kreminden şöyle avucumun içine sıktım gördüğünüz gibi. Bunun geçen Hindistan cevizi yağlı olanını mı kullanmıştım? Bir tanesini kullanmıştım. Her ikisini de kullanıyorum. Hatta bununla böyle bacaklarımı, kollarımı falan da ovuyordum. Sonra vazgeçtim. Baktım ki cilde sürünce daha güzel duruyor. Dedim ki bunu yüz kremim olarak saklayayım. Vücuda başka bir şeyler süreriz dedim. Bakın nasıl emildi hemen. Tabii dudaklarımı da nemlendireceğim bu esnada. Yine Ava'nın şu yağını kullanıyorum. Efsane. Şimdi ilk şu göz kapaklarımızdaki bu damarlı görüntüyü yok edelim. Bunun için artık bitmesini istedim çünkü çok uzun zamandır elimde. Bundan birkaç tane daha var. Tarihi falan geçmesin. Age Rewind kapatıcıyı kullanıyorum. Bununla küçük bir fırça yardımıyla tüm göz kapaklarıma uygulamayı yapacağım. Yapısı falan çok güzel ama çok hijyeniksiz. Yani şu fırça kısmı gerçekten beni çok şey yapıyor yani. İrite ediyor. Hep çok pismiş gibi geliyor. Yeterince kapandı. Şimdi Nars'ın bu crystal pudrasını kullanacağım. Şöyle göstereyim size, rengi resede olmayan bir pudra. O yüzden çok rahatlıkla her şeyin üzerine uygulayabiliyorsunuz. Herhangi bir renk vermiyor. Sadece böyle güzel bir sabitleme işlemi yapıyor ki farı güzel dağıtabileyim. Kapatıcının üstüne direkt far sürdüğümde dağılmadığını fark ettim. Yapışıp kalıyor. O yüzden bir pudra yardımıyla mutlaka o göz kapağını sabitlemek gerekiyor dostlarım. Golden Oz'un şöyle City Style isimli yüz ve göz paleti var. Bunun içerisinden böyle daha kızılımsı, daha sıcak bir kahveyle önce gölge yapacağım gözlerime. Ondan sonra asıl rengimize geçeceğiz. Evet, şimdi dış kısımları bitirdim gördüğünüz gibi. İç kısma doğru asıl farımızı kullanacağız. Bu da MAC'in Amber isimli farı. Alta zaten ismini yazarım eğer yanlış söylediysem ama bir şey yaptım. Böyle ilk farı alır almaz nasıl palette duracak diye şöyle bir koyayım dedim. Direkt yapıştı mıknatıslı olduğu için ve asla bunu geri çıkartamıyorum. Nasıl çıkartıyoruz bilen birisi yazsın. Cahillikten öleceğim. Şimdi alıyorum ve şu iç kısma çok yavaş uyguluyorum.
Tam istediğim o soğuk kahveyi bulmuş olabilirim. Yani böyle içerisinde kızıllık var diye düşünmüştüm ilk geldiğinde. Elimde bir tane Inglot'un çünkü böyle bordo kızılımsı kahvemsi bir farı var. Aynısı dedim ya. Bu aynısı birebir elimin üzerine baktım ama Yok değil. O onu. yüzden net bir kahve istiyorsanız arkadaşlar mutlaka buna bakın. Benim tam istediğim gibi. Şöyle hafif dışa gelecek şekilde fırçamla ittiriyorum ama bunu çok yavaş yapıyorum çünkü direkt şey oluyor, bozuluyor. Şimdi gözümün iç köşelerine de bu yine Golden Rose'un paletindeki aydınlatıcı renginden Bir fırça yardımıyla çok hafif uygulayacağım. Şimdi maskarayı falan en sona yapacağım. Ten makyajımızı yapalım. Ondan sonra gözleri tamamen bitireceğiz. Kapatıcı olarak bugün Nars'ı kullanıyorum. Bunu çok seviyorum. Çok hafif uygulasanız bile gerçekten güzel bir kapatıcılığı var. Bugün fondöten yerine yine kapatıcı kullanıyorum. Maybelline'in bu Master Concealer'larından hangi rengi söylemedim? 40 Middle rengini kullanacağım. Bunun rengi çok koyu. Eğer yüzümde de çok koyu olduğunu hissedersen, aa bozulmuş mu bu? Bu galiba bozulmaya artık yakın, içerisinden su gibi bir şey çıktı. Şimdi şu concealer'ımı dağıttığım küçük bir fırça vardı, böyle tok bir fırça. Bununla kapatıcımı da aynı şekilde dağıtacağım. Eğer yüzüme çok koyu geldiğini düşünürsem de tekrar concealer'la birazcık açarız rengini diye düşünüyorum ama o kadar da koyu gelmedi sanki. Ürünler böyle güzel olursa, eğer cildinizi iyi tanıyorsanız ve gerçekten aldığınız ürünlere güveniyorsanız makyajınız hemen bitiyor. Yani şu makyaj gerçekten benim en kısa sürede yaptığım makyajlardan bir tanesi falan olabilir. Size tabii ki anlatarak yaptığım için, göstererek yaptığım için daha uzun sürüyor bazı şeyler. Ama evde kendi kendinize yaptığınızda, doğru ürünleri kullandığınızda 5-10 dakikada böyle bir makyaj çıkartabiliyorsunuz. Şimdi artık bronzeruma geçeyim. Niye böyle bir devlet açıklaması yaptım bilmiyorum ama bronzer'ıma geçiyorum. Bunun için yine şahaneler şahanesi Mekin bu Canyon Diamond isimli bronzer'ını kullanıyorum. Fırçamı alıyorum. Bu makyajda bir tık daha böyle bronz olmak istediğim için abarttım, gördüğünüz gibi şu saç diplerini falan, ama bu görüntü çok hoşuma gitti. Şurayı da daha keskin hale getirmek için buraları da sürdüm. Zaten keskin ama. Siz olsanız bu makyajı nerede yapardınız? Hemen buraya bir anket bırakıyorum. Şurada bir yerlerde çıkacak bir iyi kutucu. Oraya tıklayıp cevap verin. Siz bu makyajı nerede yapardınız? Hemen cevapları bekliyorum. Şimdi ben düşündüm. Dedim ki bu makyajda hangi allık olur? Kırmızı mı olur, daha şeftali tonlarında mı olur, yoksa yine aynı şekilde böyle soğuk kahve tonlarında bir şey mi olur diye kırmızıya karar verdim. Kırmızı tonlarını bu makyajda denemek istiyorum. Bunun için MAC'in Burnt Pepper isimli bu allığını kullanıyorum. Bu bildiğiniz aslında kırmızı. Şu an ışıktan daha böyle şeftalimsi, pembemsi duruyor ama şöyle fırçayı bir batırdığınız zaman yetiyor. O kadar dikkatli sürülmesi gereken bir allık ki bunu ilk kullandığımda zaten anlamıştım ve swatchları incelediğimde anlamıştım. Çok pigmentli. O yüzden bunu 100 yıl her gün kullansanız yine de bitiremezsiniz. Bir kere daldırıp çıkardığınızda zaten alıyorsunuz o pigmentasyonu. Çok çok dikkatli uygulanması gerekiyor ama rengi şahane. Bu makyaj şey gibi oldu. Önce yandım, bir bronzlaştım iyice. Üzerine de kızardım. Hatta biraz daha kızarım. Şimdi göz altlarımda da yine aynı şekilde şeyi bozmuyorum. Dış kısımlara kahve fardan geçeceğim. İç kısımlara da daha açık bir far kullanacağım.
şeyde bir kararsızlık yaşadım. Göz içlerime kahve kalemi süreyim mi sürmeyeyim mi? Süreyim mi sürmeyeyim mi? Süreyim mi sürmeyeyim mi diye. Ama ancak bunun için notun 02 kafe isimli kalemini kullanıyorum. Bundan başka biliyorsunuz kahve kalemi bilmiyorum. O yüzden sürekli bunu kullanıyorum. Ne haber? Nasılsın? Hayat nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Çekil arka planımdan. Çık hadi. Tartışmasız en sevdiğim maskarayı kullanarak gözlerimi bitireceğim. Bunun için Beaulis'in bu pembe maskarası. Pembe zaten bir tane orada. Gidin Beaulis standından bulduğunuz bu pembelerin hepsini kapın arkadaşlar. 3 tane, 4 tane, 5 tane. Kaç tane yedekleyebiliyorsanız hele de %50 indirim varken. Zaten geçenlerde şöyle bir şey oldu. Gratis 2 günlüğüne mi 3 günlüğüne mi %50 indirim fırsatı yapmış. Sonra ben de sepeti bunlarla doldurdum. Yani nereden baksanız bir 10 tane falan gerçekten sepete eklemişimdir. Sonra böyle pamuk falan ekledim, bir şeyler ekledim. Ben böyle sepetimi güzelce doldurdum %50 indirim fırsatından yararlanıp, ama gerçekten güzel şeyler aldım yani. Hani böyle ihtiyacım olan şeylerle doldurdum. O esnada da insanlara mesaj atıyorum. Gratiste indirim başlamış. İşte sepetinizi doldurun, her şey %50 indirimde. İşte şu maskaradan da kesin alın, şu gloss'tan da kesin alın falan. Sonra diye. Ben herkese alışveriş yaptırdım. Herkes aldı. Güzelce siparişlerini oluşturdular. Ben böyle bir şeylere daldım herhalde o esnada. Sonra tekrar gratis'e girdim sitesine. Bir baktım her şey iki katına çıkmış. Allah Allah diyorum. Ben alırken böyle değildi. Mesela şu maskara 15 liraya mı 13 liraya mı ne düşmüştü? Allah Allah diyorum. Niye böyle tekrar yükselmiş bu? Niye işte 24-25 lira olmuş falan? Bir baktım ki saat 12'yi geçmiş. İndirim bitmiş. İnsanlar güzelce alışverişlerini yaptılar. Ben sap gibi kaldım. Bundan sonra böyle bir şey olduğunda ilk kendim alacağım. Sonra insanlara haber vereceğim. Bir de saatini de alacağım tabii. Saatini geçirmeyeceğim asla. İnsanların suçu yok. Suç bende. Bu benim hep başıma geliyor. Ne oldu? Ne oldu ki? Bu benim hep başıma geliyor. Her şeyde. Bir indirim oluyor. Bir haber verilmesi gerekiyor. Herkese haber veriyorum. Belliydi böyle bir şey yapacağım. Şimdi kipi kullanacağım için de şey yapmayacağım. Kullansak mı? Kullanmasak mı? Kirpiği en son mu taksak? Yo, şimdi takalım. Ne olacak? Şimdi kirpik takacağız. En sevmediğim sahneler. Yani kirpik takma olayı gerçekten benim için çok zorlu. Mekimbo 35 numarada kirpiğini kullanacağım. Bu kahve tonu bir kirpik. Yani bildiğiniz kahve. Siyah değil. Ben siyah diye almıştım ama kahve çıktı. Hoşuma gitmedi mi? Çok gitti. Kahverengi kirpik daha güzel oluyormuş. Onu fark ettim. Hatta direkt kirpiğe uygulayacağım bir yapıştırıcıyı. Yani kirpik takmaktan gerçekten nefret ediyorum. Hele şu iç kısımlar var ya, asla onu beceremiyorum ve her beceremeyişimde de makyajımı bozuyorum. Dudak kalemi olarak MAC'in Spice'ını kullanacağım. Hatta ruj kullanmayabilirim. Böyle bir tane Avon'un Lash Coca isimli ruju var. Bunu süreceğim dudaklarıma. Kayı kahve. Şimdi mini minnacık bir aydınlatıcı işlemi uygulayacağım. Bu paletteki bana uygun renklerden bir mixleme yapacağım. Evet, makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Sizler nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Ankete cevap verdiniz mi? Kanalıma abone oldunuz mu? Videomu beğendiniz mi? Yorum yazdınız mı? Ya bunların hepsini yaptıysanız videoyu kapatabilirsiniz artık. Yeni videolara geçebilirsiniz. Bu arada diğer kanalımda da yeni videolar var. O yüzden oraya uğramayı da unutmayın. Şu videonun alt kısmında yer alan linklere de tıklamayı unutmayın. Orada nerede indirimli bir şey var, nerede uygun fiyatlı bir şey var hepsini ekliyorum. O yüzden oradaki böyle bağlantılara tıklamayı, bakmayı, alışveriş yapmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.